Evet, Suriye ile ilgili bir rapor daha yayınlandı. Kısa adı SETA olan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Suriye'deki durumla ilgili özellikle insan hakları ihlalleri noktasında detaylı bir rapor hazırladı. İnsanlığın kaybı Suriye'deki iç savaşın insan hakları boyutu başlıklı raporda. Belki de en dikkat çeken bölümlerden biri Suriye'deki durumun bir hak ihlali değil, resmen insanlığa karşı suç işlendiği ile ilgili. Raporu SETA Hukuk ve İnsan Hakları Araştırmacısı Sayın Yavuz Güçtürk ile değerlendireceğiz. Sayın Güçtürk, merhaba. Merhaba Sayın Şahin. Şimdi genel olarak raporu konuşmak gerekirse ana hatlarıyla başlayalım. Neler belirlediniz raporda? Ne gibi vurgular yaptınız? Hangi konulara dikkat çektiniz? Bu rapor Mart 2011'de Suriye'de ilk gösterilerin başladığı andan itibaren, daha sonra akabinde iç savaşa dönüşmesiyle insan hakları ihlalleri, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının ne şekilde, kimler tarafından işlendiğini kronolojik bir biçimde aktaran, derleyen bir çalışma. Evet. Temel itibariyle Birleşmiş Milletler ve ona bağlı örgütlerin raporları, Uluslararası İnsan Hakları Örgütlerinin, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi örgütlerin çalışmalarını da kaynak olarak raporda kullandık. Aynı şekilde mağdurlarla yapılan röportajlardan, görüşmelerden de yararlandık. Uluslararası medyanın, özellikle Suriye'de iç savaşı yaşandığı iç bölgelere girebilme cesareti gösteren uluslararası medyanın röportajları da bize kaynaklık eden çalışmalardı. Temel olarak baktığımızda ilk aylarında Suriye'de insan hakları ihlallerinin işlendiğini görüyoruz. Evet. Dünyada hemen hemen her demokratik ülkede insan hakkı ihlali işlenir. Devletler hakları ihlal eder, sivil toplum ve vatandaşlar da bu hak ihlallerine karşı mücadele eder. Ancak bir süre sonra, özellikle 3. aydan itibaren, gerek Birleşmiş Milletler gerek Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri Suriye'de artık insanlığa karşı suç işlendiğini söylediler. Nasıl Peki aradaki bu fark ne? Dönüşümü nasıl gerçekleşti Suriye'de? İnsan hakkı ihlali sizin taraf olduğunuz uluslararası insan hakları belgelerinde vaat ettiğiniz güvenceleri gerçekleştirmemeniz durumda. Örneğin yaşam hakkına, bir vatandaşın yaşam hakkını ihlal edebilirsiniz. Toplantı ve gösteri özgürlüğü hakkını ihlal edebilirsiniz. Bunlar bir insan hakkı. Evet, de ulusal mahkemelere başvurursunuz. Evet. Ya da yine sizin tanıdığınız uluslararası mahkeme varsa, örneğin Türkiye'de ulusal mahkeme, o da olmadı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidersiniz. Yani maruz kaldığınız ihlalle ilgili iç hukuk yolları vardır. Bu mekanizmaları kullanırsınız. Ama insanlığa karşı suç da şunu söyler. Aslına bakarsanız 1998 tarihli Roma Statüsü'nün, Birleşmiş Milletler Belgesi'dir, 7. maddesinde bu suçlar tanımlanmıştır tek tek. Ancak kısaca şu, sistematik bir şekilde işlenen ve bir devlet politikası haline gelen suçlardan bahsediyoruz. Yani bir devlet sistematik bir şekilde belli bir dönem, belli bir etnik gruba, dini gruba ya da muhalif bir gruba, siyasi görüşü olan gruba karşı işkence, işkence sonucu öldürme, zorla kaybetme, bir nüfusu zorla bir yerden başka bir yere göç ettirme ya da o nüfusu yiyecek imkanlarından mahrum bırakma gibi suçlar işliyorsa ve bu sistematik bir hale geldiyse, bu insanlığa karşı suç anlamına gelir. Evet. Ve bu noktada zaman aşımı yoktur. Ve ayrıyetten insanlığa karşı suçlar evrensel hukuk kurallarının işlediği herhangi bir mahkemede soruşturulabilir. Yani bugün bunun en açık örneğini aslında Şili'de gerçekleşen darbe sonrası Pinochet'in bir İspanyol yargıcın talebiyle İngiltere'de gözaltına alınmasıdır. Dedi ki İspanyol yargıç Şili'de insanlığa karşı suç işlemiştir. Bu kişi yaptığı askeri darbe sonrası gözaltına alınmalı, tutuklanmalı ve yargı önüne çıkarılmalıdır. Peki, başarısızlık da sonuçlandı. Suriye'de yaşanan bu insan hakları, daha doğrusu insanlığa karşı işlenen suçlar... bir tespit noktasında bir çalışma yapıldı mı? Yani buna Tabii. uluslararası merciler, evet, burada insanlığa karşı bir suç işleniyor diyebiliyor mu? Şu açıdan net soruyorum. İleride Esad'ın yargılanması söz konusu olabilir mi sırf bunlara dayanarak? Net bir şekilde deniyor. Yani rejimin insanlığa karşı işlediği suçlar defalarca Birleşmiş Milletler'in raporlarında dile getirildi. Bugün bahsedilen rapor Birleşmiş Milletler'in son 3 yıl içerisinde Suriye ilişkin hazırladığı 6. rapor. Evet. Daha öncesinde hazırlanmış 5 ayrı rapor var ve bu raporlarda her seferinde işlenen suçların insanlığa karşı suç olduğunu ve iç savaşın başlamasıyla, yani muhaliflerin belli bölgelerin kontrolünü ele alması ve yönetmesiyle beraber savaş suçlarının da işlendiğinden bahsedilmeye başlandı. Yani delilleriyle evet, ortaya konulmuş. Muhaliflerin de yine iç savaşın başlamasıyla işlediği savaş suçları vardı. Evet. Bunlar da Birleşmiş Milletler ve diğer insan hakları örgütlerinin raporlarında dile getirildi. Özellikle son bir kanıt da Ocak 2014'te geldi. Bu sefer ilk defa Suriye içerisinden bir asker
askeri polis elindeki işkence fotoğraflarını, bir adli tıp fotoğrafçısı olarak görev yapıyordu, yurt dışında çıkardı ve muhaliflere teslim etti. 11 bin kişiye ilişkin 55 bin fotoğraf vardı bu belgelerde. Belgelerin doğruluğu geçmişte uluslararası ceza mahkemelerinde görev yapmış 3 başsavcı tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından onaylandı. Orijinal fotoğrafların orijinalliği bir özel bir adli tıp kurumu tarafından İngiltere'de onaylandı. Ve ilk defa içeriden bir insan Suriye'de rejimin insan hakları, insanlığa karşı suç işlediğini ispatlamış oldu. 11 bin kişinin sistematik bir biçimde öldürülmesi anlamına gelir. Bu tür belgelerde var. Bu gerek, en büyük, en açık, en son delildi. Ama ondan önce de çıkmış deliller vardı zaten. Evet. Peki şimdi akıllara tek bir soru geliyor. Deliller ortada. Ciddi anlamda insanlık suçu işleniyor. Peki neden uluslararası camia hala sessiz? Evet. Burada ne yapılabilir? Aslına bakarsan ilk olarak 20. yüzyılda bu tür suçlar işlemiş kişilerle ilgili Naziler yargılandı Nürnberg'de. Ancak Soğuk Savaş döneminde 45-91 arasında iki kutuplu dünyada birçok katliam gerçekleşmesine rağmen Endonezya, Kamboçya vesaire iki kutuplu dünyada bunları yargılamak, soruşturmak mümkün olmadı. Evet. Akabinde Bosna ve Ruanda 91 ve 94'te iki örnek olarak ortaya çıktı. Burada gerçekleşen soykırımlar karşısında Uluslararası Toplum Güvenlik Konseyi'nin kararıyla iki özel mahkeme kurdu. Bu iki özel mahkeme yargılamalar yaptı. Bir kısmı halen devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda da gördük, medyada da yer aldı. Ancak ne Bosnalılar açısından ne de Ruanda'da katledilen Tutsiler açısından bu mahkemeler yetersizdi. Ama yine de en azından bir başlangıçtı yargılanmalar açısından. Daha sonra uluslararası toplum şunu dedi. Biz her katliamda, her böyle soykırımda yeni bir mahkeme, özel mahkeme kurmak zorunda kalmayalım diyerek Roma statüsünü oluşturdular ve o statü gereği Uluslararası Ceza Mahkemesi diye bir mahkeme oluşturuldu. Bugün yine merkezi Uluslararası Adalet Divanı gibi Hollanda'da olan bir merkez. Ve üye ülkeler bu mahkemenin yargı yetkisini kabul etmeye başladılar. Türkiye'de, Suriye'de gibi ülkeler halen taraf değil. Ancak 60 üyeyi geçtikten sonra mahkeme işlemeye başladı. Mahkeme şunu söylüyor. İmzaladığınız andan itibaren işlenmiş suçları, ben insanlığa karşı suçları incelemeye başlarım. Ancak burada tabii Suriye bu mahkemeye taraf olmadığı için mahkemede yargılanması söz konusu değil. Peki başka bir opsiyon var mı? Var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yetki verebilir. Evet. Güvenlik Konseyi diyebilir ki bu coğrafyada insanlığa karşı suçlar işleniyor. Buna karşı müdahale et ve soruşturma açın diyebilir. Ancak burada da karşımıza özellikle iki üye ülke çıkıyor. Rusya ve Çin. Evet. Çin biraz daha geride, ancak Rusya bırakın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne rejimin sevk edilmesini, öte taraftan Suriye'yi kınayan ya da Suriye'ye kısmen ambargo uygulayan karar tasarılarını dahi veto etti. Bugün Avrupa Birliği'nin mesela Esed ailesine ya da rejime yakın kişilerin kişilerin mal varlıklarına ambargo koyduğunu, mal varlıklarını dondurduğunu görüyoruz. Ancak evet, bu ABD'nin kendi yaptığı çalışmalar. Birleşmiş Milletler böyle bir ambargo uygulayamadı. Yani ambargonun ötesinde sizi yargılayacağız mesajını dahi veremedi. Burada aslına baktığımızda uluslararası toplumun şu mesajı net bir şekilde vermesi ancak katliamları durdurabilir. Siz bu tarihten itibaren işlediğiniz suçlardan dolayı sorumlusunuz. Sizi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edeceğiz ve burada bunların hesabını vereceksiniz. Bu mesajı net bir şekilde vermediğiniz sürece ne Esed ne de kısmen bazı muhalif grupların yaptığı bu savaş suçlarının önü alınabilir. Evet. Artı bu gelecekte başka coğrafyalarda başka katliamların olmasını engellemek için de yapmamız gereken bir adım. Yani gerek insan hakları ihlalleri, gerekse insanlığa karşı işlenen suçlarda Suriye'de en az Esad kadar Rusya'da sorumlu. Çünkü bunların soruşturulması noktasında onay vermediği için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. Şimdi belki de Suriye konusunda en hassas davranan ülkelerin başına geliyor Türkiye. Bunun da bir örneği olarak mültecilere kapısını açması ve şu an zannediyorum 1 milyona yakın mülteciyi barındırıyor Türkiye. Batılı ülkeler tarafından takdirle karşılanıyor ama sadece karşılanıyor. Batılı ülkeler pek fazla ellerini taşın altına sokmuyorlar. Türkiye'nin mülteciler konusundaki tutumunu ve izlediği politikayı ve Batı'nın buna olan yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin mülteciler konusundaki tutumu hem BM hem de Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği gibi birçok uluslararası insan hakları kurumu tarafından takdirle karşılanıyor. Gerçekten de en son 700 bin üzerine çıktığı söylenmişti. Evet. Kamplarda 250 bin kişi kalıyor ama birçok kişi sınır illerinde yakın yerlerde de ikamet etmekte. Ve
Türkiye'den sonra Türkiye'den daha fazla sayıda insanın da Lübnan'da barındırılıyor. Ürdün, Irak, Suriye ve Türkiye. Aslına bakarsak bu dört ülke mülteci yükünü, Suriye'nin mülteci yükünü çekiyor. 2,5 milyondan fazla insanı barındırıyorlar, ev sahipliği yapıyorlar. Türkiye kampların sağlığı açısından, kamplardaki imkanlar açısından en iyi ülkelerden biri. Evet. Diğer ülkelerde kısmen mülteciler Türkiye'nin sağladığı imkanlara sahip. Bu bakımdan takdir görüyor, doğru. Ancak maddi destek konusunda Türkiye'ye yeteri kadar maddi destek verilmediği de başka bir gerçek. Nitekim yine geçtiğimiz haftalarda Avrupa Konseyi İnsan Hakları Yüksek Komiseri bu konuda yaptığı bir basın açıklamasında Türkiye'yi överken aynı şekilde Avrupa Konseyi'nin diğer üye ülkelerinde de eleştirilerde bulundu ve Türkiye'ye yeterince gereken yardımın, bırakın hani mülteci kabul etmek, gerek maddi yardımın dahi yapılmadığından yakındı. Hükümet sanırım 2 milyar doların üzerinde bir masrafı yol açtığını söylüyor, evet. Türkiye'nin, ama açık kapı politikasında devam edeceğini belirtti Dışişleri Bakanı Davutoğlu. Bu bakımdan açık kapı politikası takdir görüyor. Ancak ama Türkiye'de şu var, sokuyor şüphesiz. Türkiye nüfusuna oranla 700 bin ile 1 milyon işte arasındaki bir nüfus bir şekilde belki diğer ülkelere nazaran daha da az göze batıyor. Ancak Ürdün gibi, Lübnan gibi çok daha az sayıda nüfusa sahip ülkelerde bu çok daha büyük krizlere yol açmış durumda. Evet. Ürdün'ün hali hazırda toplam nüfusunun %20'sini geçmiş durumda mülteciler. Evet. Yani bu düşünün, 70 milyonluk Türkiye'de 15 milyon Suriyeli var gibi bir anlam ifade ediyor. Evet. Bu bakımdan o ülkelerde iç siyasi dengeleri bozacak düzeyde de bir mülteci akını var. Ve buna kısa vadede çözüm bulunamaması durumunda daha büyük mülteci akını da devamında gelecek. Evet. Nitekim şunu görüyoruz. 4 milyona çıkabilir diyor Birleşmiş Milletler verileri. Mülteci sayısı 2014'ün sonunda. 9 milyona yakın kişi halihazırda Suriye'de insani yardıma muhtaç. Suriye'nin nüfusu 22,5 milyon. Evet. Bu nüfusa baktığımızda nüfusun yarısı sürekli olarak insani yardımına muhtaç. 4,5 milyonu halihazırda içeride ve dışarıda mülteci durumuna düşmüş durumda. Evet. Yani ciddi bu büyük bir travma. Aslında bir BM yetkilisi bir konuşmasında bunu çok açık ve güzel bir şekilde nitelendirmişti. Biz bahsederken böyle hızlıca rakamları söylüyoruz. Ama evet, buradaki her rakam bir insanı nitelendiriyor ve her insanın yaşadığı bir travmayı aslında anlatıyor. Evet. Çünkü ve bunların yarıdan fazlası da kadın ve çocuk. Mültecilerin, dışarıdaki mültecilerin. Evet. Yani insanlık dramının belki de en fazla kendisini gösterdiği konuların başına geliyor mülteciler konusu. Bu konuya da raporunuzda yer verdiniz, evet, ve değindiniz bir anlamda. Farkındalığı artırma adına bu konuyu da gündeme getirdiğiniz Sayın Güçtürk, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Konumuz oldunuz.